Selamünaleyküm dostlar. Bugün Baylor'un haritasında ikinci bölümü çekeceğiz. İlk bölümde burada saman vardı, arpa vardı. Arpayı biçtik ve samanını topladık. Bu bölümde de çim biçeceğiz ve çim elimde fazla olduğu için çimi topladıktan sonra satacağım. Evet, şurada bir Massey veya Jondere ikisinden birini alabilirim. Şu masayı alalım. Bir tane yeni bir mod indirdim. Otomatik balya toplama makinesi. Bayağı bir geniş römork. Onu ilk defa deneyeceğim. İnşallah çalışır. Çalışmazsa da yapacak bir şey yok. Balya toplama makinem var. Balya toplama makinem yok. Onu satacağım. Onu alacağım. Balya yapma makinesi var. Evet. Yeni remork bu. Otomatik balya toplama. Ama inşallah toplayabiliriz. Evet, şuradan çim biçme aletimizi alalım. Allah Allah, arkayı neden indirmiyor? Ha, şimdi indirdi. Evet, görüş açısı iyi değil ki. Şimdi kurutup satsak daha mı karlı olur? Bilmiyorum. Şuradan bir bakalım. Çim 90'a 79. Yani çimi direkt sattığımız zaman daha karlı. Peki balya satışı var mı? Şöyle baktığım zaman balya olarak gözükmüyor ama balya yapıp satacağım. Çünkü yeni aldığım römork eğer otomatik toplarsa daha çok. Yani çünkü toplamaya kalkarsam çok fazla toplar ama balya yapıp sattığım zaman römork büyük olduğu için daha çok verim alırız. Daha çabuk iş biter. Ortada kalmış, toplamamışım. Bunu işçiye versek şöyle. Bunu işçiye verelim.
kurutmadan toplayıp şimdileri bir araya getireceğim. Balya toplama makinem de varmış bu arada. Balya toplama makinesi. İnşallah ona ihtiyaç kalmadan bu gördüğünüz yeni romorkla inşallah otomatik toplayacağız. Çimin kazancı şimdi kontratlı iş yaptığım zaman neredeydi o kontratlı işler? Kontratlı iş yaptığım zaman bakın şu an zaten çim zamanı diye hepsi çimde. Çimi sattığım zaman çok güzel bir para vermişti. Kontratlı işte. Şimdi ilk defa kendim deneyeceğim kendi çimimi, kendi tarlamdan. Bakalım bu sefer nasıl karşılayacak bizi. Silaj çimle silaj da yaptım. Silajım da hazır hayvanlar için. Şu an benim çime ihtiyacım yok. Çim de kendiliğinden çıktığı için satıp bunu paraya çevireceğim. Çimi zaten bir kere ektiğimiz zaman çim sürekli kendiliğinden oluşuyor. Bu da güzel bir şey. O da bize artı para demek yani hiç tohumlama, sabanlama yapmadan artı para demek. Sağ taraf biraz içeride kaldı ama düz olsun diye ellemiyorum. Böyle gideyim hem de şimdi işçi biraz daha fark açsın. Bu çim toplama makinesini de işçiye verebiliriz. Ama balya yapma işini işçiye veremiyoruz. Tabii işçi sizin kadar detaylı bir şekilde tarlanın kenarında köşesinde kalanları toplamıyor. Aletin uzunluğuna göre kendisini ayarlıyor. Çok iyi bir toplama yapmıyor işçi. Onun için bizim bu işleri devralmamız daha iyi. Bir dahaki videomuzda da mısır silajı yapacağım. Mısırlar şu an Temmuz ayındayım ve mısırlar hala çıkmadı. Ektik ama yavaş yavaş büyüyor. Tam büyümedi. O da büyük ihtimal 2-3 ay var. Bir romork daha vardı. Bu palet toplama, otomatik palet toplama remorku. Onu da kurabilirsem seracılık için bir arazi alacağım ve serayı koyacağım ve otomatik toplama römorkuyla onları toplamak daha kolay. Eğer onu da indirebilirsem, kurabilirsem onun videosunu da çekerim. Şu an iki tane inek çiftliğimiz var ve onlarla uğraşıyorum. İnek çiftliğinden sonra tavuğa geçeceğim. İnek çiftliği şu anda oturmuş düzeyde yani TKT'sini falan yapıyorum. Tam karışık tayını falan hepsini yapıyorum. Tabii şu çim olayı, mısır silajını da yaptıktan sonra inekler düzenli bir şekilde
devam edecek. Ondan sonra da tavuğa geçeceğim. Tavuk için ambarımda buğdayım ve arpam var. Zaten tarlanın birinde sürekli arpa ekiyorum, arpa hasat ediyorum. Saman da lazım çünkü inekler için. Tavuktan sonra koyuna geçerim, ata geçerim. Öyle devam edeceğim. Beyloran haritasında. Çalı kuşunda da var. Orada çalı kuşu videolarım da var. Çalı kuşu haritasında da yağ fabrikasını kurdum. Kanalo yağ çıktı. Ama şu an buradaki haritaya yoğunluk verdim. Çünkü biliyorsunuz bu harita yeni. Güzel yani, hoşuma gitti benim bu harita. Çalı kuşu eski bir harita. Bu harita daha çok hoşuma gitti benim. Bir de şu çiftlik evlerini falan, hani istediğimiz yere aldığımız zaman oradaki barakaları, çiftlik evlerini falan kullanabilsek o daha ayrı, daha güzel olacak ama maalesef kullanamıyoruz. Yeni haritalar gelecek. Yeni haritaları sabırsızlıkla bekliyoruz. Var ama pek güzel haritalar değil. Birkaç tane indirdim, yükledim ama çok iç açıcı değil yani. Çok da güzel değil. Orijinal kendi modundan, orijinal kendi yerinden indirdiğimiz haritalar daha güzel oluyor. İnşallah en kısa zamanda onlar gelir de güzel bir haritada oynamaya devam ederiz. Evet, videoları beğenip abone olursanız, destek verirseniz videolarıma, bu beni daha güzel, daha çok video çekmeye adapte ediyor yani. Daha güzel videolar görmek için beğenin, destek verin, daha güzel videolar çekelim. Yine dediğim gibi multi oynamak isteyen varsa yorumlara yazabilir, multi de oynayabiliriz. Evet, bizim işçi çimleri bitirdi. Krone'ye. Bakalım şimdiden iyi para kaldırırsa çok güzel olur. Hepsini alabilir miyim şöyle? Evet. Eksiklikler var ya, FS19'da da vardı, burada da eksiklikler var. Mesela kendi arazinin dışında başkasının arazisinden geçtiğin zaman hasada hiçbir şey olmuyor. Bence hoş değil o. Kısa yolu kullanıyoruz, hepimiz kullanıyoruz. Başkasının arazinden geçiyoruz ama o araziden geçtiğimiz zaman para kesse bizden ceza olarak kimse geçmez yani. Öyle şeyler olsa daha güzel olur. Herkes yolları kullanır. Şurayı bir nasıl toplayabiliriz? Döner mi? Evet, şöyle. Şu kroneyi çekelim. Mesela şu olay, topladığım çimlerin üzerinden geçiyorum, dağılmıyor, dağılması gerekiyor. Dağılsın ya, dağılması gerekiyor yani. Samanda da aynı şekil.
dağılsa mesela buralardan geçmez yani, mecburi yolu kenarı, çünkü topladığın yeri tekrar dağıtmak ister misin? İstemezsin. Tekrar tarlanın etrafında olan üstünden geçmeyiz. Bunun gibi eksiklikler var. Bir oyun oynamıştım ya, Farming. Şu an adı aklımda yok ama onda mesela öyle değil. Orada başkasının arazisinden geçtiğin zaman senden para kesiyor. Öyle olması daha güzel değil mi? Bence öyle olması daha güzel. Bence bu kadar topladığımızda yeter. Makinayı da kapatalım. Tamam, tümsek gibi hopluyor zıplıyor ama hoplamasın, bence dağıtsın oraları. Biz de üstünden geçmek zorunda kalmayalım. Kenarlardan geçelim mecburi. Bunu buraya çektik ama bunu nasıl park edeceğiz ki oraya? Şimdi balya yapma makinesi ambarın içinde olması lazım. Evet, makinamızı açalım. Neden açmadı? Balya boyutunu bir değiştirelim. 180 yapalım. Kamyonet indir diyor. Aa, bu şey. Otomatik yaymayı aç kapat diyor. Biz yanlış balya makinesini aldık. Neden yanlış? Bu yuvarlak balya için. Abi ne yapıyoruz hemen buradan. Balya makinesini sat. Bunu sattık. Balya makinesi 180'e 240 santim. 159 bin lira kase. Şey yapıyor mu? Evet, tamam, bunu alalım. Çok uzakta değil market. Beylerhan'da market size verdiği çiftlik evi yakında. Evet, makineyi açtık. Haydi, şimdi başlayalım.
Bu balya makinesi de bayağı uzun. Evet. İlk balya çıktı. Massey, John Deere, New Holland bunlar efsane traktörler. Bir kariyer daha başlatacağım ama o bilmiyorum ne için olur. O küçük traktörler falan indirdim. Küçük traktörlerle bir kariyere başlayabilirim. Küçük aletlerle, küçük traktörlerle. Ursuz var, Zetor var. İşte bir yeni harita gelse, yeni haritaya onlarla başlamak isterim. Işığımızı yakmamışız. Işığımızı da yakalım. Evet, 1,5-2 sıra falan bir yer kaldı. Şu an aklımdaki tek şey otomatik balya toplama makinesi çalışacak mı?
Otomatik romork. FS19'da çok güzel şeyler vardı. Takip modu falan vardı. Buradaki en güzel şeydi işçileri direkt tarlaya gönderip çalıştırabilmem ve işçiyi istediğin yere gönderebilme özellikleri çok güzel. Mesela depondaki, silondaki ürünleri işçiye talimat verip o silondan alıp satış yerine satması falan, bunu artı güzel şeyler. Yani takip moduna falan ihtiyaç kalmadı. Ama otomatik balya toplama işi güzel bence, çok güzel, yardımcı oluyor. Tamam, gerçekçi bir oyun arıyoruz ama balya toplama işini biliyorsunuz, şeyle yükleyicilerle falan yüklemek bayağı bir zahmetli iş. Kimse uğraşmak istemiyor. Otomatik toplama bayağı güzel. Hepimizin işine geliyor. Tarla da bayağı büyük. Aslında bence ufak olmaması daha iyi, büyük olması daha iyi. Artı size para kazandırma sağlıyor. Ekimlerle özellikle kendiniz ilgilenmelisiniz. Evet, bu kadar. Hatta şurada az bir şey kalmış. Şurayı da alayım. Bu kadar yeterli. Balya makinesini boşalt. Evet, balya makinesini boşalttık. Makinayı da katlayalım. Işığımızı da kapatalım. Yardım modunu da kapatalım. Peyzajla buraları düzeltmem gerekiyor. Barakayı buraya kurduktan sonra çok kötü bir şey çıktı ortaya. Peyzajla buraları düzeltmem lazım ama onu bir boş vakitte kışın düzeltebiliriz ya. Haydi bismillah. Şey, F1'den yardıma bir bakalım. Çalışma konumu diyor. Taşıma konumu diyor. Haydi bakalım inşallah. Abi süper ya. Vallahi var ya, bu bizi acayip rahatlattı şu an. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Artık şimdiden korkmayacağım. Şunu bir kapatalım. Böyle aradan geçsek. O, yakınlaşmamız gerekiyor. Balyaları biz çok mu büyük yaptık ki acaba? Balyaları bir dahakine bu kadar büyük yapmam. Biraz daha ufak yaparım. Şu an %48, 16 tane balya aldı. Buradan geçelim. Bunu kamyonla da toplayabilirdik ama
Traktörü sürmek zaten bu oyunda ayrıcalık. %60 çok iyi. Hepsini alır gibime geliyor. %66, 22 balya. 240'lık balya. Yani en büyük balya. Şuradan şöyle dönelim, hepsini alalım ve satışa götürelim. Son balyayla da bir resim alayım. Evet. 29 balya herhalde. 1, 2, 3, 4 tane daha alırdı. Ondan sonra tamamlanırdı. Hemen şuradan bir satış noktasına bakalım. Evet, çimleri 88'e düşmüş. Bak görüyor musun? Öbürü de 83'te şu an. 90'dı. 83'e hala da düşüyor. Hemen yer işareti de yapalım. Evet, karşı tarafta olduğunu gösteriyor. Fena değil bence. Bizi kurtardı yani şey. Şimdi bir 2 ay sonra çimler tekrar çıkacak. Hiçbir sabanlama, ekme, pulluk falan hiçbirini kullanmadan direkt tekrar yine biçip hayvanlara verebiliriz. İlaç yapabiliriz. Tekrar satışa götürebiliriz. Bunların artı özelliği güzel. Haritayı açak da şuradan girsek ne olur? Buradaki araziye de hiç bakmamışlar. Yabani otlara şeyleri geçmiş. Ekinleri geçmiş. Yeri kaybettik ya. Gelmişiz. Buradan sola döneceğiz. Bununla geri geri gitmek zulüm. İnşallah şuradan böyle şimdi burada balyayı almadı. Balyaları boşalt diyor. Boşalt dediğimiz zaman nasıl boşaltacak bu ya? Allah Allah. Hop 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 hop. Çok güzel oldu.
Şu ayda Allah'tan bu durdu. Peki boşalt dediğimiz zaman balyaları buraya boşalt. Boşalt dediğimiz zaman satılmaya başlıyor. Şu an 9.000 desek oradan desek 6.000 de öyle desek 15.000 para aldık. 29 balyadan. Fena değil, 29 balyadan 15.000 euro. Bedava yani, kendi kendine çıkıyor. Evet arkadaşlar, beğenip abone olup destek verirsiniz inşallah. Bir dahaki, bir sonraki bölümde de, üçüncü bölümde de mısır silajı yapacağım. Şöyle traktöre git dediğim zaman bakalım hemen şöyle. Git. Nereye gidecek? Ha, bizim çim yeri nerede? Böyle boşluğa gönderelim. Evet. Gördüğünüz gibi kendi kendine gidecek o. Bu özellikleri falan güzel yani. Hoşuma gidiyor. Evet. Şurada mısırım var. 3 tarlada mısırım var ve mısırları toplayıp silaj yapacağız. Evet. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz 3 arazimde de mısır ekili. Mısırdan sonra tabii ne yapacağız? Bu tarlaları tekrar hazırlamaya başlayacağız. Şöyle mevsime de bir bakayım, kaçırmayalım. Mesela diyor ki arpa ediyor. Eylül'de ekeceğim diyor. Yani benim bir önümüzdeki ay tarlayı, şuradaki arpa tarlasını hazırlamam gerekiyor. Tabii arpa yemiştik ama tarlayı hazırlamadık. Yine arpa ekeceğim. Çünkü inekten sonra tavuk işine geçeceğim için. Burada sapları falan kırılacak. Sapları falan kırılmadı. Burada bayağı bir iş var. Tabanlama. Ondan sonra tabii mibzerim var. Sabanlamadan sonra direkt mibzeri sokabiliyorum. Çünkü mibzer pulluk görevi de yaptığı için. Onunla beraber ona ihtiyaç yok. Ama Mısır'da mecbur sabandan sonra pulluk girmesi gerekiyor. Mibzerin çünkü özelliği yok pullukta. Tabii bunun gübrelenmesi, katı gübresi, sıvı gübresi, ilaçlaması falan var. Bayağı bir uğraştırıyor yani. Ama güzel de hasat alıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde mısır hasadında buluşmak dileğiyle. Lütfen beğenip destek vermenizi bekliyorum.